Rüzgarlı Tepe'nin yeni bölümlerini ve unutulmaz anlarını kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Sen artık iyice delirdin. Benim topraktan anlayan hem kendisine hem bilgisine güvenebileceğim birine ihtiyacım var. Ve bu kişi sensin Zeynep. Benim için en doğru kişi sensin. Teklifimi kabul eder misin? Yani bu teklif benim için çok kıymetli. Tamam. Ben çok teşekkür ederim ama şaşırdım açıkçası. Bunu biraz yalnız konuşabilir miyiz? Haklısın, ani oldu. Şaşırman da normal. O zaman yalnız konuşalım. Odama geçelim. Konuşma bu kadardı. Hadi gösteri bitti. Herkes işinin başına. Benim artık aklım almıyor. Bu işin sonu daha nereye kadar gidecek acaba? Düğüne. Artık yan yana hep beraber halay çekeriz. Niye bakıyorsunuz canım? Bence öyle. Bak Tekin, zaten hey heylerim üstümde. Sus! Bir de şu cananlar var başımda. Of! Hayır, ben anlamıyorum. Her şey ortaya çıkmışken teyzemin bu öfkesi neden? Hala dört ele sarılabiliyor intikam hırsına. Hadi bir şey söyle. Halil, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Dalmışım ya. Sen bugün çok ayakta kaldın. Gel şöyle otur. Yok, hayır, gerek yok, iyiyim. Zeynep, otur şuraya. İtiraz etme, hadi gel. Otur. Yavaş. Ben az evvel çok şaşırdım. Böyle bir teklifi hiç beklemiyordum. Ben senin artık yorulmanı istemiyorum. O ne demek? Yani sen bu teklifi bana acıma veya merhamet duygusuyla yaptıysan eğer ben bunu hayır, asla... Hayır, hayır, hayır Zeynep, sakın yanlış anlama. Onu demek istemedim. Ben sadece senin hak ettiğin yerde olman gerektiğini düşünüyorum artık. Sen beni tanıyorsun. Beni biliyor olman lazım. Yani hatta bazen neyi neden yaptığımı bana anlatıyorsun ya. Benim bir işi yaparken aldığım kararlarda duygusal olmadığımı da biliyor olman lazım. Hı? Al su içi.
Teşekkür ederim. Az evvel de söyledim. Benim bu işi bilen, hatta çok iyi bilen birine ihtiyacım var. Ve sen de hepimizden daha hakimsin bu konuya. Zeynep, topraklarımız genişledi. Eren artık hepsine yetişemiyor. Hani şimdi biz dışarıdan bir mühendis getirsek buraya, sorunlara yabancı kalacak. Yani anında müdahale edecek birine ihtiyacımız var. Nedeninin içini çok iyi bilen birine ihtiyacımız var. O yüzden de benim sana ihtiyacım var Zeynep. Allah'ım neler söylüyor böyle? Yani bize. Bize sen lazımsın. Bütün bu süreci ancak sen idare edebilirsin. Zeynep lütfen reddetme beni. Bu... Halil bu benim hayalimdeki iş. Ama... Babaannem... O beni hep yanında görmek istiyor. Çiftlikten çok ayrı kalamam. Bir sorun çıksın istemem. Tamam, tamam. Hiç merak etme orasını sen. Zaten öyle çok... Mesain olmayacak. İşi çok iyi bildiğin için de evden de yürütebilirsin bazı şeyleri. Her şeyi kendi planına, programına göre ayarlarsın. İş tamamen senin elinde Zeynep. Yani çok önemli bir toplantı olursa da araziye beraber gideriz. Bu da Zümrüt Hanım'ın kendini idare edebildiği sürelerde olur. Ha? Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ama yine de bu çok ani oldu. Benim bunu biraz düşünmem lazım. Müsaadenle. Zeynep. Ne yapıyorsun bana böyle? Ben artık vakit kaybetmek istemiyorum. Tamam. Ben gece bildiririm sana kararımı. Aziz Bey geldi efendim. Tamam, buyursun gelsin Cemil, hemen söyle. Artık senden bir dakika bile uzak kalamam. Nereye böyle? Bugün ilk iş günüm de bir müşteriyle görüşmeye gidiyoruz. Birlikte çalışma zevkinden mahrum kaldık. Hayırlısı buymuş diyelim. Hazırsan çıkalım. Hazırım. Ben de mi gelsem sizinle? Hem müşterimizle tanışırım.
Sonuçta ben de buralara yatırım yapıyorum. Güzel gelişmeler de var. Senin yatırım yapacağın işle ilgili değil bu kişi. Boşuna yorma kendini. Buradan sana bir şey çıkmaz. Hazırsan çıkalım. Geç kalmayalım. Bunun hesabını vereceksin Halil. Birlikte resmen ilk işimiz. Bir garip. Niye garip? Sanki fırtınadan sonra durulan deniz gibi. Sakin. Belki de bütün o fırtına beni bu sakin limana atmak içindi. Ne demiş Mevlana? Ne demiş? Kolun mu kırıldı? Üzülme. Belki de Allah sana kanat verecek. Benimki de böyle bir his sanırım. Bütün fırtınalar bir gün diner değil mi? Burası benim en sevdiğim yerlerden biri. Uzun zamandır da gelmemiştim. Biliyorsun. İyi de nasıl? Orası da bende kalsın. Peki müşteri buraya mı gelecek? Buraya müşteri gelmeyecek. Neden? Biz niye geldik o zaman? Sana sürpriz yapmak istedim. Buraya senin için geldik. Sen ve ben.